mesela Kur'an'dan sayfa açıyoruz, hep kaderimiz de belli. Diyor ki siz Kur'an okurken ben sizi seyrederim diyor Allah, ayet. Ben sizin üzerinizde olurum diyor. Siz bir işe daldığınızda da ben sizin üzerinizde olurum. Sizi takip ederim diyor Allah. Hem duyarım, hem görürüm, hem de çepeçevre kuşatmış durumdayım diyor size Allah. İçeriden dışarıdan her yerden. Her şeyinizi bilirim diyor Allah. Ve konuşmalarınızı da ben yaratırım diyor Allah. Bakın şeytana Allah'a sığınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Nutku veren Allah'tır diyor Allah. Konuşturmayı yapan Allah'tır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Önce Allah dileyecek, sonra biz dileyeceğiz. Yani insanlar kendileri yapıyor gibi zannediyor ama hiçbirini kendisi yapamaz. Yani bu ayet mesela çok nettir bak. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Önce Allah diliyor, sonra ben diliyorum. Allah önce o konuşmayı yaratıyor. Var o kaderde, sonra ben söylediğimi zannediyor. Yani mümkün değil, aksi olmaz. Onun için Allah'a tam teslim olan en doğru hareket yapar. İnsanlar sık sık Allah'a teslim olmayı unuturlar. Allah'a kendini bırakmayı unuturlar. Halbuki her şeyi Allah yapar. Yani samimi olmak için de her şeyi Allah'ın yarattığını hiç unutmamak gerekir. Onun için sürekli zihin kontrolü yapılması lazım. Sürekli beynin ve ruhun kontrol edilmesi lazım. Yani sürekli her şeyi Allah'ın yaptığını şu an düşünüyor muyum diye insanın kendini sık sık kontrol etmesi gerekiyor. Unutursa Allah sevgisin bilmeden şirke girebilir. Yani unutkanlıkla şirke girebilir. Ve yalan olmuş olur yaptığı, söylediği. Yani şöyle, yani ben yapıyorum, ben ediyorum diyorsa bu yalan olur. Çünkü Allah yaratır.